Bugün biliyorsunuz ki karşı komşu Gülendem Hanım'la beraber Abdullah Bey beraber canlı yayında şu itirafta bulundu. Biz beraber kaçtık dediler. Hanımefendiyle birkaç gün geçirdikten sonra hanımefendi çocukları da alıyor yanına. Sonrasında hanımefendi kadın sığınma evine yerleşiyor. Abdullah da başka bir yerde yaşıyor. Bu süre içerisinde Abdullah'ın eski eşiyle yani o dönemlerde evlilerde anlaşmalı tek celsede boşanma gerçekleşti. Bunu da yaptık. Gülendem Hanım'la alakalı önemli bir gelişme var. Ne olabilir Abdullah Bey? Ha? Nasıl geçti günleriniz? Yani hiç düşündünüz mü bu süre içerisinde? Ya Abdullah sen neler yaptın? Yani bir, hem kendi yuvanı hem de karşı taraf yuvasını yıkıyor. İkiniz de yuva yıktınız. İki, eşinden boşandın. Yalnızlaştın. Hiç düşündün mü, sorguladın mı? Oğlunuzla görüştünüz mü? Görüştün mü? Ne diyor baba, çocuk? Keşke yapmasaydın. Siz düşündünüz mü, kendinizi sorguladınız mı? Mikrofon tamam. Çalışmıyor galiba. Hemen bir el mikrofonu versenize şurada. Sağlıklı düşünme fırsatı buldunuz mu? Yaptıklarınızı, davranışlarınızı, davranışlarınızın neye mal olduğunu değerlendirebildiniz mi? Ya şu anda sağlıklı düşünemiyorum Esra Hanım. Hala mı? Hala. Niye sağlıklı düşünemiyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Eski eşimle ilgili hiç konuşma fırsatı verilmedi bana çocuğa. Artık eski eşin konuşamazsın. Ya şimdi şöyle bir şey. Ya boşandım. Boşandım çünkü ben sustuysam oğlum için sustum. Ve hala da susmaya devam edeceğim. Bence susun zaten. Yani boşandığınıza pişman değilsiniz, onu anlıyorum. Değilim. Ama bu boşanmanın neden gerçekleştiğini biliyor musunuz? Siz niye boşandınız? Biz yani bu olay olmasa da boşanacaktım ben normalde. O zaman boşanıp da ikiniz de boşansaydınız bu beraber karşınız hanımefendiyle ya, öyle kaçsaydınız. Olan oldu Esra Hanım şimdi. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Olan oldu ile olmuyor Abdullah Bey öyle. Olanlar bundan sonra olacak zaten. Planlarınız ne şimdi gelecekle ilgili olarak? Yani iyi ki yaptım boşandım diyorsunuz. Bir tık sonrası ne? Ya şuradan bir gideyim kendi başımın çaresine bakacağım zaten. Yani bir evlilik planınız yok. Hiç haberim yok. Peki Gülendem Hanım'la ilgili önemli bir gelişme var. Bağlanıyor mu Nevzat Bey? Canlı yayına bağlanmıyor. Şimdi aslında ben bunu cuma günü açıklayacaktım. Cuma günü konuşulacaktı bu konu. Fakat süreden bu Dilara'nın mevzularından dolayı kaldı. Bugüne Gülendem Hanım eşini arıyor. Sizi aradı mı? Yok. Siz çünkü bir 12 Eylül tarihinde haberleşecektiniz, size ulaşacaktı yok, falan. Aramadı. Öyle demiştiniz aramadı. İlk geldiğinizde. Aramadı. Aramadı. Eşi Nevzat Bey'i arıyor. Öncelikle şunu söylüyor. Benim bu Abdullah Çakır'la herhangi bir ilişkim yoktur. Ben onunla beraber gitmedim. Ben bu konudaki iddiaları ve suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ben kendi evliliğimde sıkıntı yaşıyordum. Bundan dolayı direkt kadın sığınma evine gittim diyor. Bir şey diyemem. Hı? Bir şey diyemiyorum. Yorum yapmıyorum. Hı? Yorum yapmak istemiyorum. Neden yorum yapmak istemiyorsun? Bilmiyorum. Son katıldığınız yayında hanımefendiyi yalanlamıştınız. Hayır öyle değil. Birlikte gittik. Beykoz'du sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Kiralık ev tuttuk dediniz. Oradaki beyanlarınız yalan mıydı? O doğru. Ama diyor ki ben Abdullah'la beraber gitmedim. Benim onunla herhangi bir ilişkim olmadı. Hiçbir şey yaşanmadı. Hani aslında Abdullah bunları kendi uyduruyor. Ne diyeyim başka o zaman? Yapacak bir şey yok. Yorum yapmak istemiyorum mesela. Oradan çıktıktan sonra da kendine yeni bir hayat kuracakmış. Kendi planları doğrultusunda. Yorum yapmak istemiyorum mesela. Hı? Öyle değilse öyledir. Ben yorum yapmak istemiyorum. Ve bu saatten sonra da ben de kendi yoluma bakacağım. Ne yolunuz? Çalışacağım, işe gireceğim, evimi tutacağım, tek başıma yaşayacağım. Annemi de yanıma alıp, annemi de yanıma alıp yaşayacağım. Tek başınıza yaşayacaksınız. Evet. Yani aslında siz hangi tarihte kaçmıştınız? 21 Ağustos'ta mı? 22 Ağustos. 21 Ağustos tarihinde yaptığınız her şeyi o anı ve ondan sonrakileri siliyorsunuz, kendinize yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Evet. Tamam. Alo.
Nevzat Bey. Evet. Hoş geldiniz yayına. Selamlar. Hoş bulduk Esra Hanım. Selamlar. Kolay gelsin. Eşiniz 21 Ağustos tarihinde evden ayrıldıktan sonra sizinle ilk defa geçtiğimiz hafta iletişime giriyor. Evet, doğrudur Esra Hanım. Neler söyledi size Gülendam Hanım? Şimdi öncelikle bana yaşatmış olduğu bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Hı hı. Kendisinin bana hiçbir zaman yani ondan uzaklaştığımı söyledi. Hı hı. Sana dedi hiçbir şekilde ulaşamıyordum dedi. Hı hı. Beni dedi görmüyordun dedi. Kendimi sana ispatlayamıyordum dedi. Hı hı. Ama daha sonra ben bunu kendi aileme söylesem dedi. Kendi ailem senden taraf olduğu için dedi hiçbir zaman kendi ailem boşanmaya yaklaşmayacaktı dedi. Hı hı. Ve ben de bu şekilde dedim. Abdullah'ı dedi. Bir aracı olarak gördüm dedi. Kullanarak sığınma evine kadın sığınma evine yerleşmeyi düşündüm dedi. Yani bir süreliğine kafamı dinlemek için dedi. Hı hı. Senden uzaklaşmak istedim dedi. Kadın sığınma evine yerleşmek istedim dedi. Evet, başka? Hani yaşatmış olduğu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi bana. Ben kendisine çocukların tekrar tekrar bana yadigar edilmesini söyledim. Boşanmak istiyorum dedi mi? Hani buradan çıkayım Nevzat. Bir an önce bu evliliği bitirelim. Ama en azından düşmanca ayrılmayalım. Çocuklarla konusunda anlaşalım dedi mi size? Bu teklifte bulundu mu? Yok, çocuklarla ilgili bir planlama evet söyledi. Ama boşanmakla ilgili herhangi bir şey söylemedim. Yani ben boşanmak istiyorum dedi mi? Yok, hayır söylemedi öyle bir şey. Siz bunu söylediniz mi? O hani o zaman şunu dersin. Gülendam sen oradan çık. Biz bir an önce boşanalım. Her ikimiz de kendi hayatlarımıza bakalım diye söylediniz Esra mi? Hanım orada olduğu yerde çok kısıtlı konuştuğu için ya çok uzun konuşamadık. Sadece işte bana bu durumları yaşattığı için üzgün oldu. Hani üzgün olduğunu söyledi. En önemlisi Abdullah'ı piyon olarak kullandı. Yani Abdullah'ı kullanıyor kaçmak için ve evden uzaklaşmanın, boşanmaya gitmenin en kolay yolu olarak görüyor. Yani Abdullah'la uzaktan yakından herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Hı hı. Hani olamayacağını da söyledi. Ama bu da enteresan. Yani hani bir kadın kendi onuruna sırf o evden kaçabilmek için bu yalanları söyler mi tartışılır. Ama hanımefendinin bu süre içerisinde daha sağlıklı düşünmeye başladığını en azından görebiliyoruz. Ne yaptığının, ne yaşadığının farkında. Bir de siz Abdullah... de şunu iddia etmiştiniz ama yalnızca hani aracı olarak kullanma değil, bu durumun sosyal çevrenizdeki herkes tarafından da fark edildiğini söylemiştiniz. Yani o zaman çok profesyonelce bir plan olduğunu düşünüyorum. Tabii siz bu evlilikte dediğim gibi üçüncü kişilerin beyanları değil, kişilerin beyanları ve iradeleri esastır. Eşiniz bunun işte bir plan dahilinde olduğunu söylemiş, yanlış yaptığını beyan etmiş. Sizin düşünceniz nedir? Siz affedecek misiniz? Ya da çocuklarınız için farklı bir yerde yeni bir yaşam kurarım diyebiliyor musunuz? Eşiniz de bunu size dile getirmiş. Ya çok uzun süre konuşamadım Hülya Hanım. Kısıtlı konuşuyorum dedim. Hayır ben sizin kendisine... düşüncelerinizi merak ediyorum. Eşiniz size söylemesi hani gerekeni söylemiş. Sonra siz ne düşündünüz? Ya bununla ilgili sadece çocukları dışarı çıkmasını istedim. Görüşelim. Hı. Çocukları teslim almak istediğimi söyledim. Okula gitmiyorlar hala değil mi? Yok hala başlamamışlar. Ben kendisine tek sözüm şunu söyledim. Kıyametler de kopsa ben o çocukları istiyorum dedim kendisine. Bana dedim o çocukları vereceksin. Başka bir şey yok. Olamaz. Ben bu neydi belirsiz bu adamın yanında benim çocuklarım asla yeri yok. Asla yeri yok. Benim çocuklarımı bana ait olan, benim şahsıma ait olan çocukları alıp da başka bir yere kafasına göre getiremez. Ve bu konuda da ben kendisine hukuki süreci de başlatacağım. Ve bunun bana nasıl benim canımı yaktılarsa bu konuda ben de aynı şekilde bunların canını yakacağım. Yani bu şekilde kalmaz. Gülendam ve Abdullah Bey'den bahsediyorsunuz. Eşiniz ve
beyefendiden. Siz hani Gülendam sen bir an önce çık ve boşanalım dediniz mi? Esra Hanım o kadar uzun süre konuşamadım.